ses Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıldır arkadaşlar? Evet. Şöyle yapalım. Seste veya görüntüde öncelikle herhangi bir sıkıntı var mı diye girişimiz yapalım. Bu arada nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Nasıl gidiyorsunuz? Arkadaşlar diyelim şöyle mikrofonu da kontrol edeyim. Güzel. Sizleri okuyabiliyorum. Şu an de açık. Okuyabiliyorum sizlerin yazınızı. İyi yok hocam sıkıntı çıkıyor. Merhaba hocam görüntü sesi iyi gayet güzel. İyiyim hocam siz nasılsınız? Gayet güzel. Bana ses gelmiyor. Ses. Aa, e, ses kısmını açman gerekiyor sanırım. Çünkü şu an sesi merkeze gidiyor. Ses ve görüntü sıkıntı yok hocam. İyiyiz hocam siz nasılsınız? Gayet güzel arkadaşlar. Rojin, Feyza, Danur. İyiyiz, iyiyiz. Kötü hocam benim Muhammed Hoca beni çok üzdü. Ne oldu hayırdır? İdare eder demiş. Görüntü net konu ne? Hayırdır arkadaşlar? Konu ne? Konu problemleri giriş yapacağız. Bir saatlik bir dersimiz olacak. Öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Teşekkürler. Aynur sağ olasın. Teşekkürler. Ses alamayan arkadaşlar sol altta yer alan sese katıl butonuna tıklayabilir demiş sistem yöneticimiz. Siz nasılsınız? Ses ve görüntü sorun yok. Güzel bir, verimli bir ders olsun inşallah. İnşallah arkadaşlar. Giriş yapacağız. Dediğimiz gibi bir tanıtım dersi bu. Arkadaşlar bu sistemde tüm dersler veriliyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? Küçük kısa bir bilgi vereyim. Tek uzam sisteminde tüm dersler verilebiliyor. YKS adına. E eşit olarak veya sayısal olarak seçebiliyorsunuz. Geometri derslerine, matematik TET derslerine ve AYT derslerine ben gidiyorum. TT kısmında belli bir yere kadar geldik. Yakında problemlere başlayacağız. AYT kısmında daha başlamadık. Haberiniz olsun. Geometri kısmında, geometri kısmında, geometri kısmındayız. Üçgenleri bitirdik, dörtgenlere başlayacağız. Normalde tüm dersler kayıtlı. Geçmiş dersler. Önümüzdeki dersler zaten online oluyor. Yani yüz yüze oluyor bu şekilde. Sisteme kayıt olmak isteyen arkadaşlar, İbrahim Muhammed hocamız yardımcı olabilir burada veya zaten iletişim bilgileri de ekranda var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. lab to matematik 10 koduyla da indirim %10 indirim kazanabiliyorsunuz. Değerlendirilebilir. Bakarsanız hoşunuza giderse ölçersiniz. Ben de şu an kullanıyorum. Çok memnunum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkürler bilgisi. Geçen sene ben kullandım. Memnun oldum. Çok demiş Evrar. Tamamdır. Ayet ne zaman hocam? Çok yakına başlayacağız. Bazı nedenlerle dolayı bana çok iyi gelen Muhammed Hoca ile yollarımız ayrıldı. Bilemedim neden olduğunu. Kodu tekrar edebil edebilir, misiniz? Tabii Lab to matematik 10. Lab to matematik. Şu an ekranda yazarım. Hatta ekranı yansıtayım şöyle. Ekranı yansıtayım. Şöyle yapalım. Lab to matematik. Yani benim YouTube kanalım var ya arkadaşlar. Bilmiyorum haberiniz var mı? Lab to matematik 10. Bu kodla %10 indirim elde edebilirsiniz. Dediğim gibi şimdiye kadar geldiğimiz dersler kayıtlı zaten. Hocam linkten direkt ulaşabilirler. Tamamdır. Teşekkürler Muhammed. Sağ olasın. Kul tekrar Ettik zaten. Neden ses yok? Ses var arkadaşlar. Sol alt kısımdan sesinizi açabilirsiniz. Büyük bir ihtimal sesi algılayamıyorsunuz. Şu an hala ses sorunu yaşayan var mı? Evet evet Mustafa. Sadece bu ders ücretsiz olacak. Bir saatlik bir tanıtım dersi gibi düşünebilirsiniz. Kanalım da ekranı gördün. Şu laptop Matematik kanalı. Şu, şu kanal. Ebrar. Evet 100 kişi olduk. Başlayabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar. Belli bir yere kadar biz geldik. Zaten problemlere henüz başlamadık. Normal sistemimizde bir tanelik dersimiz hem beni tanımanız hem sistemi tanımanız üzerine kurulu bir yol izleyeceğiz. Hatta bir grup da var matematik hakkında. Zaten sisteme kayıt olursanız görürsünüz. O gruptan da arkadaşlarımız kendi aralarında çözüyor. Hocam sırf sizin için tek fizik dersine bırakıp geldim. Hoş geldin Şeyma. Şimdi <gülüyor> 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 iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilemedim ama tam da program çalışıyordum çalışamadım. Şans, şans, şansa bak. E arkadaşlar giriş, giriş, dersi gibi olacak bu. Sayı kesir programını yapmayı düşünüyorum. Şu an ekranı size paylaştım değil mi? Sorun yok. Evet sorun yok. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Küçük bir giriş yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sayı kesir problem, problemleri. Bildiğiniz gibi problemden nereden baksanız TT kısmında 10 tane soru geliyor. Bir saat sürecek. Bir ders saati. Melike bir ders. Yani ne kadar ilerleyebilirsek. Büyük ihtimalle sayı kesiri sonuna kadar gelebiliriz diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki en az 10 sorunun geldiği <laughs> en az 10 sorunun geldiği bir konudan bahsediyoruz. Tabii ki de bu tek başına bir sayı kesir değil. Sayı kesir, yüzde, karışım bu şekilde problemler başlık altında anlatılabilir. Ama genelde hepsi sayı kesir mantığına geliyor. Hatta daha öncesi aslında hepsi bir oran orantı problemi olmuş oluyor. Ama bir sayı kesir yapacağız bugün. Bakalım heyecanlı olmalı. Bakalım. Diyor ki 6 eksiğinin 7 katı 70 olan sayı kaçtır? Şimdi benim bilmediğim bir sayı var. O sayımız x değil mi? O sayımız x. Diyor ki bu x sayısının bakın bu x sayısının sırayla zincirleme isim tamlaması. Bu x sayısının 6 eksiğinin 7 katı 70'miş. Gayet. Almak istediğiniz sorumsuz olarak aklınıza takılan bir şey olunca sorabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar sistemle alakalı soru sormak istiyorsanız Muhammed Bey zaten şu andaki cevaplandırmak için bekliyordur. Kayıtlı olan arkadaşlarımız da var burada. Onlar size cevap verebilirler. Güzel. Bakalım. x, x 6 çarpı 7 70. Burada arkadaşlar her iki tarafı sadeleşen ifade var mı ona bakıyorum. 7'ye böldüğümüzde burası 1 oldu. 7'ye böldüğümüzde burası 10 oldu. Yani şu an benim elimde x eksi 6 eşittir 10 kalmış oldu. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Eksi 6'yı sağ tarafa gönderdiğimde x eşittir 10 artı 6'dan 16 sonucunu elde etmiş oluyorum. Ve giriş sorumuz 16 olarak bulunmuş oluyorum. Hocam ekrana düşen chat görüntüyü etkiliyor. Kapatma şansımız var mı acaba? Benden kaynaklı bir şey yok. Ekranı şu an sadece sen kendi açmış olabilirsin. Ekranda sadece soru çözüm kısmı sağ üstte benim olmam lazım. Chat mi geliyor? Muhammed Bey ilgilenebilir misiniz acaba? Ekranda chat'in görünmemesi lazım. O chat kısmını sen açmadıysan o zaman Muhammed Bey'le alakalı bir sorudur. Donuyor diyorsan donma kaynaklı da senden olabilir. Çünkü 1 gigabit internet var bende. Yani benden kaynaklı olmaması gerekiyor en azından. Senden kaynaklı olabilir. Evet görünüyor sohbetler düşüyor ekrana. Chat logosunu sağ tık yapıp, ha, sohbeti kendiniz açmışsınız o zaman. Sohbeti sol üstten kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Sohbet herkese mi görünüyor? Yani herkes görünürken yani ekranda var mı yoksa açılmış bir sek sekant olarak mı var? Bizden kaynaklayayım. Chat'i görünen arkadaşların chat kısmını kapatabilirler arkadaşlar. Bizden kaynaklıymış. Ses gelmiyorsa sol altta ses sekmesi var. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Tıklayabilirsiniz. Sol altta sesi açabiliyorsunuz. Devam ediyorum ben izninizle. Yine klasik tarzmış, bir, klasik tarzı bir soru. 4 eksiğinin yarısı 4'te 1'ine eşit olan sayı. 4 eksiğinin yarısı. Neyin 4 eksiği bilmiyorum. Bilmediğim için ben buna bilinmeyen bir ifade kullandım x. Diyor ki bu x ifadesinin 4 eksiğinin yani 4'te eksiğini aldım. Ve bak eksiğinin yine zincirleme isim tanımlaması. Bu x'in 4 eksiğinin yarısı. Bir de bunun yarısını aldım. Yarısı 4'te 1'ine eşit olan sayı. Neyin 4'te 1'ine? Kendisinin 4'te 1'ine eşit olan sayıdan bahsediyor Tekrar okuyorum bakın. Bir sayı var elimizde bilmediğimiz. Bu sayımızın 4 eksiğinin yarısı. Yarısı bitti burada tamamlama. tamamlama. 4'te 1'ine eşit. Neyin? Bilmediğim sayının. x eksi 4 bölü 2 eşittir. x eksi 1 bölü 4. Karşılıklı olarak önce sağda var mı bakıyorum. Baktığımızda. Hocam bilgisayardan gireceğim. Toplantı giriş kodu ne acaba? Giriş kodunu ben bilmiyorum ama yani tek uzam sistemi üzerinden link üzerinden bakabilirsiniz. Sitede de var zaten. Sitede anlayan sayfada var. Hayır, zaten giriş kodunu söyler herhalde. Tek uzammış. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı x'den burası 2x hocam. 2 çarpı x4'den burası 8 Eşittir x'e. x'i bir sol tarafa attığımızda burada 2x eksi x'ten x kalmış oldu. Eksi 8'i sağa gönderdim. x eşittir 9. Zaten eşit olan bu sayı istiyor. O yüzden sorumuzun cevabı 9 olarak bulunmuş oluyor. Devam. Yine bir sayının bilmediğim bir sayı. 2 fazlasının 3 bölü 4'ü aynı sayının 4 eksi'nin 2 bölü 3'ünce eşit. 8 oluyor hocam. Yanlış bir işlem atarsın. Olur olur 8 olur. Doğrudur. İşlem hatası yaptım. Şimdi bir sayının bilmediğim bir sayı var x'i aldım. Bu sayının 2 fazlasının ben bu sayıyı 2 ekledim. 3 bölü 4'ü zincirleme isim tamamlaması burada bitti. Yani x artı 2 sayısının ben 3 bölü 4'ünü aldım. Harika. Eşittir diyor. Aynı sayının yani x sayısının 4 eksiğinin 4 eksiğini aldım. 2 bölü 3'üne x eksi 2 bölü 3'ünü aldım ve işlemimiz büyük oranda bitti. Bu sayı kaçtır diyor x'i istiyor bizden. Yine karşılıklı eşitlik var hocam. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 ile buradaki 3'ü çarptığımızda 9 çarpı x artı 2. Şu an içeriye dağıtmadım. Eşittir. Bu 4 ile de çaprazındaki 2'yi çarptığımızda 8 çarpı x eksi 4 oldu. Dağıtalım içeriye işlemimizi tamamlayalım. 9 çarpı x'ten burada 9 x geldi. 9 çarpı artı 2'den burada 18 oldu hocam eşittir. 8 çarpı x'ten buradan 8x geldi. 8 çarpı x 4'ten de eksi 32 gelmiş oldu. Denklem çözümünde amaç bilinmeyenler bir tarafa bilinenler diğer tarafa. 8x'imizi sol tarafa göndersek. 9x eksi 8x, 8x'ten x gelir. 18'i sağa gönderdiğimizde eksi 18 eksi 32 olur. E, i̇kisi de negatif. Toplayacağım önüne eksi atacağım. 32 42 8 daha 50 yaptı. Önüne eksi geldi. Eksi 50 oldu. Demek ki benim istediğim sayı benden istediği sayı yani x yani bilinmeyen x eşittir. Eksi 50 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Güzel. Zorlaşacak merak etmeyin sorular. Yavaş yavaş da yükseltiyoruz. En son çıkmış soruları da bitireceğiz merak etmeyin. <laughs> 14 ve 15 yaşlarında 40 kişilik gruptaki çocukların yaşları toplamı 570'tir. Kaç tane 15 yaşında çocuk vardır? Yani bu grupta 14 yaşında olanlar ve 15 yaşında olanlar mevcut. Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki şekilde söyleyebilirsiniz. Bir, bir. Şöyle hocam 14 yaşında kaç kişi var? Bilmiyorum. X kişi. Hocam 15 yaşında kaç kişi var? Bilmiyorum. Y kişi. Ne yaptım ben şu anda? X ve Y olarak iki bilinmeyen kullandım. Diyorum ki buna gerek yok. Nasıl yani hocam? Y'yi sildim. Y'yi sildim. 14 yaşında olan X kişi dedikten sonra bu grupta kaç kişi varmış? 40 kişi. Mantıken düşünüyorum. Eğer bunun X tanesi 14 yaşındaysa geriye kalanları demek ki 15 yaşında. Hmm, sesimiz mi titriyor? Arkadaşlar. Bu sorun sadece sana mı geliyor acaba Rojun yoksa herkese mi geliyor? Sesimin titrememesi lazım. İnternetten alakalı sorun olabilir mi? Telefondan katılanlara genelde böyle bir sorun oluyor ama. Tekrar bakıyorum ben mikrofona. Tekrar bakıyorum. Görünen bir şey yok. Sorun sende, sorun sende değil bende. <laughs> Devam hocam sorun yok. Arkadaşlar dediğim gibi hocam sesle görüntüleri çok iyi görmeden çok güzel olur. Tamamdır. Hocam gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 yaşında olan x kişi dersem ben Buraya Y diyebilirim ama daha iyi olması için ve ÖSYM'nin tüm sorularında bunu kullanacağımız için toplam 40 kişi varsa geriye kalan 40 eksi X kişi 15 yaşında olur. <laughs> Hocam daha bu soruları bizle paylaşacak mısınız? E, Muhammed Bey sistemde bu soruları paylaşacak mısınız? Bilmiyorum arkadaşlar bu bilgiyi. 40 eksi X kişi var. Buraya kadar tamam. Şimdi yaşlar toplamı 570 vermiş. Yaşlar toplamı. E, X kişi 14 yaşındaysa bakın X kişi 14 yaşındaysa toplam mesela diyelim ki her birisi her birisi diyelim ki 10 kişi var burada. 14 yaşındaysa yaşları toplamı 10 çarpı 14. Yine aynı şeyi yapacağım. Bilinmeyenle çarpacağım. Yani 14 ile x'i çarparsam toplam burada 14 x yaş toplamı oluşur. Diğer taraftan 40 eksi x kişi vardı. Her birinin yaşı 15 olduğu için burada da 40 eksi x çarpı 15 yaş olmuş oldu. Ve bu toplamda bana verildiğine göre 570'e eşittir eşittir. Ekran gitti. Yine bizle alakalı bir sorun olmadığını düşünüyorum şahsen ama yine böyle bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Gitmedi. Var RH. Evet RH var. Devam ediyorum. 14x artı dağıttım içeriye. 40 ile 15 çarptım. 40 çarpı 15. Eksi x ile 15 çarptım. Eksi 15x eşittir. 570 demişim. Gördüğünüz gibi 14x burada. Eksi 15x burada. 14'ten eksi 15 çıkarttığımızda geriye eksi x kalıyor. Eksi x artı 40 çarpı 15. 40 ile 15'i çarpmamı istiyor. Çarpalım. 15, 4, 60. Bir 0 ekledim. Hocam burası 600 oldu. Eşittir 570'e. Sonra eksi x'i sağ tarafa gönderdim ki artı olsun. X yaptım. 570'i sol tarafa gönderdim. 600 eksi 570'ten x dediğim sayı. B 600 eksi 570'ten 30 olarak bulundu. Peki bizden ne istiyor? Benim x dediğim 14 yaşında olanlar benden 15 yaşında olanları istiyordu. O da 40 eksi 30'dan da 10 cevabını bulmuş oluyorum. Buradaki ana muhabbet arkadaşlar tek bilinmeyen kullanmak. Bunun üzerine 3-4 tane daha soru çözeceğim tek bilinmeyen kullanacağımız ki tek bilinmeyen kullanmaya alışalım. Reyhan sesin olmama durumu gibi bir ihtimal yok çünkü benim sesim gidiyor gayet. Bence kapatıp yanını açabilirsin, yenileyebilirsin sayfayı veya sol alt köşedeki sesi aç kısmına tıklayabilirsin. Kısa tekrar tabii ki 14 yaşında olan x kişi var. Bilmiyorum kaç kişi olduğunu. 15 yaşında olan toplam 40 kişi vardı ya geriye kalan 40 eksi x kişiyi buraya koydum. E diyor ki yaşları toplamı 570'tir diyor. O zaman ben yaşları toplamını buluyorum. Şimdi 14 yaşında olan x kişi varsa 14 çarpı x'ten bu toplam yaşı verir. 14 yaşında olan kişilerin toplam yaşı 14x olur. E aynı mantık 15 yaşında olan 40 eksi x kişi varsa 15 çarpı 40 eksi 40 eksi x'ten de buradan da bu yaşı verdi ve bunların toplamı bana denklemde 570 olarak verildi. Sonra gerekli işlemler yapıldığında x'imizi 30 olarak buluyoruz. Bizden 40 eksi x istiyor. O da 10'dur. Arkadaşlar benzer tarzda sorular yapacağız. O yüzden tekrar fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Aynı işlemleri yapacağım zaten. Sadece farklı yerlerden yapacağım. Bak şimdi. 85 litrelik bir depo. 5 litrelik ve 7 litrelik kovalarla toplam kaç kova varmış burada? 15 kova su taşınarak doluyor. Aynı soru aslında. 7 litrelik kova ile kaç defa su taşınmıştır? Bilmiyorum değil mi? Diyorum ki 7 litrelik kova ile x defa su taşıyayım. x defa. E toplam ben 15 sefer yaptıysam demek ki 5 litreliğe geriye ne kadar kova kalmıştır? Hızlı yazalım. Ne kadar kova kalmıştır mesela burada? Y demeyeceğim ben buraya. Pek bilmeyen kullanacağım. E toplam 15 kova. X kova buraya kullandıysam geriye kalan geriye kalan Hadi hadi yazın yazın. 15 eksi x kovayı da güzel. Buraya kullanacağım. E, toplam litre sayısı 85 ise toplam litre sayısı 85 ise 5 litre ile 5 litre ile 5 litrelik kovaları çarparsam artı 7 litre ile de 7 litrelik kovaları çarparsam toplam litre sayısı olan 85 cevabını bulurum. Tabii ki de Ceren yavaş anlatabilirim. Tabii ki de. Devam ediyorum. 5 çarpı 15'ten. 5, 50, 25'ten 75. 5 çarpı eksi x'ten eksi 5x artı. Burası da 7x eşittir 85'e. Sonra eksi 5x artı 7x'ten çıkacak sonuç 2x'tir. 75'i buradan aldım. Sağ tarafa gönderdim. 85'ten de 75'i çıkarttım. 2x eşittir. 85 eksi 75'ten 10 derim hocam. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 5 olarak bulmuş olurum. Benden istediği şey 7 litrelik kovalarla kaç defa su taşınıyor? x defa taşınıyordu. x'imiz 5'ti. Demek ki 5 defa taşınır diyoruz. Tamam mıdır? Umarım olmuştur. Diyebilirsin. Diyebilirsin. Buraya x derdin. x'i bulurdun. Bu sefer x'i 10 bulacaktın. Diğer tarafı da 10 eksi hani x eksi 10 diyecektin ya. Diğer tarafa 15 eksi 10 diyecektin. Diğer tarafa 5 bulacaktın. Niye ben buraya x dedim? Çünkü direkt 7 litreli istiyor benden. Yani x'i istiyor. Bir kademe geri gelmek için. Hız işi. Tamam mı Miray? Bir kademe geriden almak için. Diğer tarafı da sen çöz bakalım. Hiç sorun değil. Buraya x de. Bu sefer sen buraya x de. x'i 10 bulacaksın. 15 eksi 10'dan da 5'i bulacaksın. Yani bir işlem eksik yapmak için. Doğru yere tam nokta atışı. Nokta atışı. Bak şimdi. Bir otoparktaki motosikletlerin ve Otomobillerin toplam sayısı 60. Araç sayısı 60 var. Tekerleklerin sayısı 200'dür. Bu arada bunun tavşanlı horozlu versiyonları da var. Biliyorsunuz. Çünkü horozda iki ayak var. Tavşana kaç ayak var mesela? Bunu bilmeyen arkadaşlar var aranızda. Biliyorum. Tavşanın kaç ayağı var arkadaşlar? Hiç tavşan görmeyen var mı aranızda? Tavşanın kaç ayağı vardır? Hadi bakalım. 4. Emin misin? Görmeyenler var mesela. Bak diyen var. <laughs> Gördün mü? Tavşanın 4 ayağı var arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Motosikletlerin ve otomobillerin altı ayaklı olan Vay iyiymiş tamam. Araç sayısı 60. 2'ye 2. 2. Teşekkür Zeynep. Teşekkürler. Tekerleklerin sayısı 200'dür. Şimdi tekerleklerini bulalım. Bakın şimdi. Diyorum ki ben motosiklet sayısını bilmiyorum. Sesini nereden açıyoruz? Sol alt. Gerçi sesi söylesem olmuyor değil mi? Sol alt. Şimdi motosiklet sayısını ben istersem. Niye motosiklet sayısına x dedim? Çünkü bizden kaç tane motosiklet vardır diye soruyor. Buraya x dersem otomobil sayısına y demeye gerek yok. Neden? Çünkü toplamda 60 araç var. x tanesi motosikletse geriye kalan 60 eksi x tanesi otomobil oldu. Bu cepte. Şimdi tekerlek sayılarını topluyorum. Tekerlek sayılarını. Her motosiklette 2 tekerlek vardır. Her otomobilde 4 tekerlek vardır. Bunu biliyoruz zaten. Toplam tekerlek sayısı da x motosiklet vardı. Her birine 2 te tekerlek varsa 2 çarpı x tekerleğimiz vardı. Artı otomobilde toplam 4 tekerlek var. 60 eksi x otomobil var. Demek ki toplam tekerlek sayısı 60 eksi x çarpı 4'tür. Ve bu da 200'e eşit olmak zorunda kalır. Bizim amacımız zaten x'i bulmak. Bakın tek denklemde bulabiliriz. 2x artı 4 çarpı 60'tan 240. 4 çarpı eksi x'ten de eksi 4x eşittir. 200 derim. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2x eksi 4x'ten eksi 2x geldi. Eksi 2x burada kalsın. 240'ı diğer tarafa gönderdim. Burası da 200 eksi 240 oldu. Yani eksi 2x eşittir. Eksi 40'a her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde x eşittir 20 cevabını bulurum. Demek ki 20 tane motosiklet eğer bana otomobili sorsaydı da 60 eksi 20'den de 40 tane otomobil derdim arkadaşlar. Güzel. İki odalı ve 3 odalı dairelerde oluşan bir apartmanda 52 oda varmış. 20 daire varmış bakın. 52 oda ve 20 daire varmış. Buna göre 3 odalı kaç daire vardır diyor bizlere. 2 odalı ve 3 odalı dairelerden oluşan bir apartmanda 52 oda 20 daire. Şimdi bu daireler 2 odalı ve 3 odalı dairelerden oluşuyor bakın. 2 odalı ve 3 odalı dairelerden oluşan bir apartmanda. E, da 20 daire. Toplam 20 daire varsa diyorum ki sonuçta bana 3 odalıyı soruyor değil mi? Ben 3 odalı daire sayısına x dersem geriye kalan 20 eksi x tanesi 2 odalı olur. E benden de oda sayısını vermiş zaten 52 olarak. Demek ki ben oda sayısını bulacağım şimdi. Oda sayısını. 3 odalı x oda varsa toplamda 3 çarpı x oda vardır. Vardır. Burada da 2 odalı 20 eksi x oda varsa da toplam oda sayısı da bu şekilde olmuş olur. Ve burası da toplam bana 52 odayı verir. Bitti arkadaşlar. 3x artı 2 çarpı 20'den 40. 2 çarpı eksi x'den eksi 2x eşittir 52'ye. 3 xten 2x çıkarttığımızda x 40'ı bu tarafa attım. 52 eksi 40'tan da 12. Hocam arkadaş dikkatimizi dağıtıyor. <laughs> Arkadaş chat'i kapatın kenara koyun izlemek istemiyorsanız ya. Chat Chat'le işiniz yok zaten şu anda. Sadece bu konuyu izleyelim. X neymiş arkadaşlar? 12. X'imiz 12 ise demek ki 3 odalı 12 tane vardır. Ve zaten bana sorduğu bu. 3 odalı kaç daire var? 3 odalı 12 daire olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 3 odalı 12 daire. Devam. Toplam 30 atış yapan bir avcı. Avcı 30 tane atış yapıyor. Her isabetli atışa 30 puan. Bakın isabetli atışa kaç puan alıyor? 30 puan. Her boş atışa yani ıska attığında, ıskaladığında 20 puan kaybediyor. Bu artı olarak geliyor. Bu eksi olarak kaybettiriyor. Güzel. Kaç atış yapmış? 30 atış. 30 atış yapmış. 200 puan kazanmış. Aşama aşama kuralım. Ben 30 tane atışı yaptım. Kaç tane isabet ettirdim? Bilmiyorum. Diyorum ki X tanesi isabet etsin. 30 atış yaptım. X'i isabet etti. Demek ki geriye kalan 30 atıştan geriye kalan 30 eksi X tanesi de ıskalamış oldu. Güzel. E toplam ben 200 puan kazandığıma göre X atışımı isabet ettirdim. Ve 30'ar puan kazandım. Yani toplamda burada 30 X'lik bir puan katkım oldu kendime. Eksi diyorum. Niye? Çünkü ıskaladıklarımı çıkaracağım. E, her ıskalamaya 20 puan kaybediyordum. Toplam 30 eksi x atış yaptım ıskaya. 30 eksi x atış yaptım. Her birinden 20 puan kaybettim. Ve totalde, totalde benim topladığım puan 200 olmuş oldu ve sorumuz bitti. 30 x burada. Eksi 30 çarpı 20. Yani ya da eksi 20 çarpı 30'dan eksi 600 gelir. Eksi 20 çarpı eksi x'ten de artı 20 x gelir. Eşittir 200'e. 30x burada. 20x daha eklediğim ben buraya 50x yapar. Eksi 600'ü diğer tarafa attım. Artı 600. 200 daha 800 yapar. Birer tane sıfır gitti. 80'i 5'e böldüm. X eşittir 16. Demek ki 16 isabet atış yapmışım. 30 eksi 16'dan 14 tane ıskalamışım. Ve toplamda da puan kullandığım puan 200 olarak bulunmuş. Hızlı bir tekrar yapalım. Hızlı bir tekrar. Toplam 30 atış yapmışım. Her isabetli atışta 30 puan kazanıyorum. İsabetli atmadığımda yani boşa ıskı attığımda karavan, karavan olmuyor. Iska attığımda 20 puan kaybediyorum. Toplam 30, 30 atış yaptığıma göre ben isabetle attığım atış sayısına x diyorum. Demek ki geriye 30 eksi x atış kaldı. Bu da ıskı attıklarım olmuş oldu. Güzel bunları cebime koydum. Devam ediyorum. Ben her isabetli atışa 30 puan kazanıyorsam toplam kazandığım puan 30 çarpı x'tir. Eksi çünkü ıskaladıklarımı çıkaracağım. Her 20 puan kaybediyorsam toplam 30 eksi x ıskalamışım. O da 30 eksi x çarpı 20 olmuş oldu. Ve gerekli işlemler yapıldığında 200'ü buldum. x eşittir 16 olarak bulunuyor. Kısa bir tekrar. A ve B kamyonları bir inşaat alanına her seferinde sırasıyla 12 ve 16 ton. Hayır hayır hep aynı olmayacak. Bu tarz alışın diye yapıyoruz bunlar arkadaşlar. Aynı olmayacak tabii ki de. A ve B kamyonları bir inşaat alanına her seferine sırasıyla 12 ve 16 ton kum taşımaktadır. Her seferine sırasıyla. Bir 12 bir 16. Tamam. Bu inşaat alanına A kamyonu taşıdığı kumun toplam ağırlığı B kamyonu taşıdığı kumun toplam ağırlığının iki katıdır diyor. Bu iki kamyon inşaat alanına toplam 44 sefer yapıyor. Bakın şimdi 12'lik var elimizde. Bir de 16 tonluk kum taşıyanlar var. Eğer ben desem ki X tanesi toplam 40 sefer ya 44 sefer yapıyorum ya. X seferi 12'lik taşıyorsa geriye kalan 44 seferim yani 44 eksi X seferim 16'lık taşır. Buraya kadar bir sıkıntı olmaması lazım. Bu bir. Sonra devam ediyorum. Bu inşaat alanına A kamyonu taşıdığı kumun toplam ağırlığı. A kamyonun taşıdığı kumun toplam ağırlığı. Toplam ağırlığı. 12 çarpı x tondur. Ve bu diyor B kamyonu taşıdığı toplam ağırlığın 16 çarpı 44 eksi x'in 2 katıdır diyor. Çarpı 2. Tekrar ediyorum. 12'liğin taşıdığı toplam kum 16'lığın taşıdığı toplam kumun 2 katıdır. Çarpı 2 de buraya yerleştirdim. Ve bundan sonrası işlemin tek denklemde x'i bulabilirim. Bulalım. 12x eşittir. Hatta sadeleştirelim önce çarpmadan. Bakın. Çünkü çarpım durumunda. Tabii ki yarar olur. 9. sınıf programlar konusuna geçeceksiniz veya geçmiş de olabilirsiniz. Sürekli çalışman gerekiyor. Hocam 4'e böldüm burayı. Hocam burayı 4'e böldüm. 3 geldi. Hocam 4'e böldüm burayı. 4 geldi. Sol tarafımız bizim 3x eşittir. Sağ tarafta 2 çarpı 4'ten 8 vardı. 8'i içeriye dağıttım. Yani 8 çarpı 44. Bir de 8'i içeri dağıttım. Eksi 8x oldu. Sonra eksi 8x'i sol tarafa gönderirsem ben. Artı 3x de burada vardı. 8 artı 3'ten burası toplam 11x olmuş oldu eşittir. Sağ tarafta 8 çarpı 44'tür. Neden çarpmadım? Çünkü sadeleştirebiliyorum. Sol tarafı 11'e böldüm 1. Sağ tarafı 11'e böldüm. 44 bölü 11'den 4 geldi. Demek ki x eşittir. 8 çarpı 4'ten 32 olmuş oldu. X'i buldum. Soru benden ne istiyordu? Diyor ki A kamyonun yaptığı sefer sayısı B kamyonun yaptığı sefer sayısından kaç fazladır? E x'imiz 32 ise demek ki A kamyonu toplam 32 sefer yapmıştır. B kamyonu da 44 eksi 32'den toplam 16 pardon 12 sefer yapmıştır, değil mi? Evet, 32-42 toplam 12 sefer yapmıştır. A kamyonu B kamyonundan kaç sefer fazla yapmıştır diyor. 32 eksi 12'den 20 sefer fazla yapmış oluyor. Hızlı tekrar, hızlı tekrar. A kamyonu toplam 12 ton taşıyabiliyor. B kamyonu 16 ton taşıyabiliyor. A kamyonu kaç sefer yapmış? Bilmiyorum. Diyorum ki. A kamyonun yaptığı sefere ben X diyorum. Toplam 44 sefer yapıyorlarsa B kamyonun yaptığı seferde 44 eksi X diyorum. Seferlerimi yaptım. Şimdi toplam tonlarını eşitlemeye çalışıyorum. A kamyonu 12 ton taşıyor X seferde. Toplamda 12 çarpı X ton taşır cepte. B kamyonu 16 ton taşıyor her seferde. Toplam 44 eksi X sefer yapıyor. Bu da 44 eksi X çarpı 16 ton taşıyor ve diyor ki A kamyonun taşıdığı toplam ağırlık B'nin taşıdığı ağırlığın 2 katı çarpı 2 diyorum bir de. Gerekli işlemler yapıldığında X32 buluyorum. X32 demek demek ki A kamyonu 32 sefer yaptı demek. 44-32'den B kamyonu 12 sefer yaptı demek. A kamyonu yaptığı sefer sayısı B kamyonun yaptığı sefer sayısından kaç fazladır diyor. 44-32'den 12 sefer fazla yapmış oluyor arkadaşlar. Elinde bulunan 50 adet mısırı küçük ve büyük boy olarak iki gruba ayıran manav bir saat sürecek. Küçük boy mısırların her birini 4 TL'den, büyük boy mısırların her birini ise 6 TL'den satıyor. Bu manav elindeki mısırların her, biri, her birini 5 TL'den satmış olsaydı 20 TL daha fazla gelir elde edeceğini hesaplamıştır. Buna göre manavın sattığı küçük boy mısır sayısı kaçtır? Elimizde küçük boy mısır var bir de büyük boy Mısır var. Sayılar hakkında sadece toplamlarını biliyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum. Diyorum ki elimde x adet küçük boy mısır olsun. E toplam benim 50 adet mısırım varsa geriye kalan 50 eksi x tanesi de büyük boy mısır olmuş olur. Tamam mı? Adet. 50 eksi x adeti de büyük boy mısır olmuş olur. Sonra, sonra küçük boy mısırların her birini 4 TL. Küçük boyların her birini 4 TL büyük boyların her birini de 6 TL satmış olabilirdim ben. Bilinmeyeni bulacağız ve en az bilinmeyen sayısı kullanarak yapacağız bu Mantık böyle olacak. E o zaman hocam küçük boy muslara toplam ne kadar gelir elde ediyorum? Her biri 4 TL'den 4 çarpı x TL gelir artı büyük boy muslara geldim. Her birinin 6 TL elde ediyorum. O da 50 x x çarpı 6. Bu bu fiyatlara göre gelen elde elde ettiğim gelir. Buraya kadar bir sorun var mı? Hadi bakalım soralım. Buraya kadar bir sorun var mı arkadaşlar? Buraya kadar bir sorun var mı? Buraya kadar bir sorun var mı? Yok güzel. Bu manav elindeki mısırların her birini ha, toplam 50 adet vardı. 50 adet vardı. 4'e 6 değil de 50 adetin her birini 5 liradan satmış olsaydım 50 çarpı 5'ten ne kadar geri edecektim? 250. 20 TL daha fazla gelir elde edecek. Neyden daha fazla? Eski satış fiyatının toplamından. Yani eğer hepsini evet, güzel. 30. 20 TL daha fazla gelir elde edecekse ben bu 250 liradan bakın 250 liradan o 20 TL'yi çıkartırsam demek ki benim eski 4'e 6 sattığım fiyatın toplamı da 230 TL olmuş oldu. Normalde 5 liradan satsaydım 250 TL'ye gelir, gelir elde edecektim. Ama diyor ki sen diyor, 20 lira fazla gelir elde ettin. Neyden? Eski fiyatlardan. Bitti. Çözelim. 230 eşittir. 4x sol tarafta zaten hocam. Sağ tarafa bakıyorum. 6 çarpı 50'den artı 300. 6 çarpı eksi x'den burası da eksi 6x. Sonra 230'u sağ tarafa gönderdim. 300'den 230 çıkarttığımızda 70. 4x eksi 6x'den eksi 2x. Onu da sol tarafa gönderdim. 2x. 2x'imiz 70. Demek ki x dediğimiz işlemde 35 olarak bulundu. Bizden ne istiyor? Küçük boy mısır sayısı kaçtır? X dediğim zaten küçük boy mısır sayısıydı. Bu da bana cevabı 35 olarak bulunmuş oldu. Bravo Rojin. Bravo Merve. Özür diliyorum. Rojin bir işlem hatası yaptı galiba. Devam edelim. A, B, C, D kutularından belirli sayıda top bulunmaktadır. Bilmiyorum. A kutusundaki top sayısı B kutusundaki top sayısının iki katı. C kutusundaki top sayısının 3 katı. D kutusundaki top sayısının ise 4 katı. A kutusu, B kutusu, C kutusu, D kutusu. A'nın içinde öyle bir top var ki B'nin 2 katı, C'nin 3 katı, D'nin de 4 katı. Yani öyle bir sayı yazacağım ki 2'nin, 3'ün, 4'ün katı. Yani ben A'ya ne yazarsam ne yazarsam mantıklı olur. 2'nin, 3'ün ve 4'ün katı olan bir şey. Yani dediğiniz gibi arkadaşlar ben buraya 12x veriyorum. Diyorum ki Ekoklarını alınız. Harika. Harika. Ben burada diyorum 12x tane top vardır A kutusunda. Tersine matematik yapıyoruz şimdi. Tersine matematik. B kutusundaki sayının 2 katı mıydı? B'nin 2 katı. O zaman B kutusunda kaç top vardır? Bunun yarısı. Tersine gidiyorum. 12x varsa B kutusunda dediğiniz gibi arkadaşlar 6x vardır. Şimdi benim A'daki kutu, A'daki top sayım C'nin 3 katıysa demek ki ben 3'e bölsem 12'yi 4. O zaman C kutusunda 4x olur. Hocam A kutusu D'nin 4 katıysa o zaman 12 4'e bölsem D de 3x olmuş olur. Devam ediyorum şimdi. Kutulardan birinde 8 top var. Şimdi top dediğim yarım top diye bir şey diyemeyiz değil mi? Yarım top. Yarım top. Yarım top. O zaman burada 8'e bölünebilen bir sayı lazım bana. Aha buldum. Benim 4x'im demek ki 8'miş. Bir yerine verirsem yarım top çıkıyor. Çeyrek top çıkıyor. 4x 8 ise x sayımız 2'dir. Toplam kaç top var diyor burada? 12 artı 6'dan 18. 4 daha 22. 3 daha 25 x yapar. X'i de 2 bulmuştum. Geldim yerine yazdım. 25 çarpı 2'den toplamda 50 topum vardır diyoruz arkadaşlar. Bir etkinliğe katılan her kişi için öğle yemeğinde et veya sebze menülerinden biri sipariş verilecektir. Sipariş verildikten sonra 10 farklı kişi menüsünü değiştirmek istemiş ve bu değişiklik nedeniyle ödenecek toplam miktar 80 TL artmıştır. Et menüsünün fiyatının sebze menüsünün fiyatından 20 TL fazla olduğu bilindiğine göre sebze menüsünü et menüsüyle değiştirmek isteyen kaç kişi vardır diyor bizlere. Sebze menüsünü şöyle yazdım. Et menüsünü şöyle yazdım. Şimdi diyor ki adım adım. Et menüsünün fiyatının sebze menüsünün fiyatından 20 TL daha fazla. O zaman diyorum ki sebze menüsünün fiyatı eğer x TL ise o zaman et menüsünün fiyatı x artı 20 TL'dir. Bu bir. Bunu kullandık. Sonra bir etkinliğe katılan her kişi için öğle yemeğinde et veya sebze yemeğinde biri sipariş edecektir. Sipariş verdikten sonra 10 farklı kişi menüsünü değiştirmek istemiş. 10 farklı kişi. Bakın 10 farklı kişi menüsünü değiştirmek istemiş ve bu değişiklik nedeniyle ödenecek toplam tutar 80 TL artmış. Şimdi düşünüyorum. Diyelim ki sebze menüsünde A kişi vardı öncesinde. Et menüsünü B kişi sipariş etmişti. 10 kişi değiştirdiğinde benim fiyatım arttıysa benim fiyatım arttıysa sebzeye mi daha çok kişi geçmiştir veya 80 TL artmıştır. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. A kişi orada, B kişi orada. Öyle mi diyelim? 5, 100, 4. Evet yani et menüsü daha fazla olduğu için ve 80 TL arttığına göre yani buradan buraya büyük bir geçiş olmuş. Toplam kaç kişi geçmiş? 10 farklı kişi menüsünü değiştirmek istemiş. Toplamda 10 farklı kişi menüsünü değiştirmek istemiş. Şimdi bu tarafa da geçiş olabilir, bu tarafa da geçiş olabilir. Şöyle yapalım mı? Bir kişi sebze menüsünden et menüsüne geçmiş olsa. Bakın bir kişi sebze menüsünden et menüsüne geçmiş olsa. Ne kadarlık bir fiyat farkı oluşuyor. Fiyatı artıyor. Normalde et menüsünün fiyatı x artı 20 idi. Sebze menüsünün fiyatı x'ti. x artı 20 eksi x'ten ne olmuş oldu? 20 TL artmış oldu. Yani bir kişi et menüsüne geçse totalde 20 TL artıyordu. Bir kişi et menüsüne geçtiğinde totalde 20 TL artıyor. E hocam, hocam toplam 80 TL artmışsa toplamda 80 TL artmışsa demek ki totalde totalde 80 bölü 20'den 4 kişi ete geçmiş. 4 kişi ete geçmiş. Evet zaten bunu istiyor. Sebze menüsündeki et menüsüyle değiştirmek isteyen kaç kişi vardır? Sebze et. 4 kişi ete geçmişse 80'de geçmesi gerekiyor. O zaman 4 kişi ete geçmiştir. birbirine de Evet diğer Yani dengelemekte 6 kişi oluyor zaten. Sebze menüsünü et menüsüyle değiştirmek isteyen. Hmm, dengelemek için işte şöyle olması lazım değil mi? Dur bakayım. Dört kişi ete geçmiş. Geriye kaldı altı kişi. Geriye kaldı altı kişi. Bize ete geçenleri soruyor. Dengelemek demek de yarısı orada yarısı orada kalmak. Şimdi arkadaşlar. Dört kişi ete geçiyor. Burada bir sorun yok değil mi? Ama geriye kaldı altı kişi. Bu altı kişinin geçiş yapması lazım. E, dengeleme olması için üçünün soldan sağ. Üç kişi soldan sağ. Üç kişinin de sağdan sola geçmesi lazım. Ekstra. Dört kişi ete geçmiş. Üç kişi de sebzeden ete geçmiş, etten sebzeye geçmiş artı o 3 kişi istiyor bizden. Toplam cevabımız da 7 olarak bulunmuş oluyor. Tatlı bir soruydu bak. Mesela sınav ayarında bir soruydu bu. Anlaşılmayan bir nokta varsa tekrar edebilirim. Evet sadece zaten sayı kesir problemleri soru çözümünden başka bir şey yok arkadaşlar. Sayı kesirde soru çözümünden başka bir şey yok. Tekrar edelim bakın şimdi arkadaşlar. Dikkat dinleyin. Dikkat dinleyin. Dikkat dinleyin. Şimdi elimizde elimizde sebze menüsü ve et menüsü var. Tamam mı? x TL bunun fiyatı olsun. x artı 20 TL et menüsünün fiyatı olsun. Toplam 10 farklı kişi geçiş yapacak. Mantıkken düşündüğümüzde bize zaten soru sebze menüsünden et menüsüne geçen toplam kişi soruyor. Sebze menüsünden et menüsüne geçen toplam kişiyi sormuş oluyor. Diyorum ki, diyorum ki her geçiş her geçiş şimdi fiyat farkları. Bunun fiyatı x TL ise bunun fiyatı x artı 20 TL. O zaman hocam sebze menüsünden et menüsüne bir kişi geçmiş olsa bir kişi. Ne olur? X artı 20 eksi x'den fazladan 20 TL ödemiş olur. E benim ödediğim toplam fazla tutar burada verilmiş. Ne verilmiş? 80 TL bir artış olmuş. E her bir geçiş 20 TL ödüyordu. Demek ki 80 TL fark olması için 80 bölü 20'den o zaman 4 kişi 4 kişi et menüsüne geçmiş. Net geçmiş. Fazlalık olarak. 4 kişi et menüsüne geçmiş. Fazlalık olarak. He, hocam Toplam burada 10 farklı geçiş vardı. 4'ü geçmişse bu tarafa geriye kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. Bu 6 kişi yarı yarıya yer değiştirmeliler ki yani 3 kişi bu tarafa ayrıyetten. 3 kişi de bu tarafa gelsin ki fiyatta değişiklik olmasın. Çünkü fiyat değişikliğini sadece burası sağlayacak. 3 e, kişi daha bu tarafa geçip 3 kişi geri geldi. Geri gelen işimiz yok. Sebzeden ete geçen ekstra 3 kişi var burada. 4 kişi zaten önceden geçmişti. 4 artı 3'ten de 7 kişilik bir geçiş yapmış olduk arkadaşlar. Toplam 7 kişi geçti yani. Çıkmış soru. Güzel. Bakalım şimdi arkadaşlar. Çıkmış soru. 2019 veya 18 olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum ama TET sorusu. Bakın şimdi nasıl sormuş ÖSYM. Elinde yeterli sayıda sarı elinde yeterli sayıda elinde yeterli sayıda sarı, mavi ve kırmızı renkli taş bulunan Aylin sırasıyla şu şekli görüyorsunuz zaten. 3 sarı, 2 mavi ve 1 kırmızı. Bakın 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı. Tekrar ediyorum. 3 sarı, 2 mavi ve 1 kırmızı şeklinde bir diziliş yapıyor. Her seferinde bunu tekrar ediyor. Tamam. Sonra taşların bu renk dizilimi korunacak şekilde aynı işlemi aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir bileklik yapmıştır diyor. Aylin bu bilekliği boş bir takı kutusunun içine yerleştirdiğinde bileklikteki bazı taşların kutunun iç kısmında, diğerlerinin ise şekildeki gibi kutunun dış kısmında kaldığını görüyorum. Baktığınızda hocam burada 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı, sonra 3 sarı. Şekil hep aynı devam ediyor. 3 sarıdan sonra 2 mavi, 1 kırmızı şeklinde gidecek. Güzel, güzel. En sonunda da yine 3 sarı, 2 mavi, 1 kırmızı olarak da bitecek. Harika kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından iki fazla. Bakın sabahtan beri yaptığımız aynı denklemin soruluş tarzına bakın. Sohbeti kapatabilirsin Melike. Şimdi arkadaşlar girişimi yapıyorum. Dikkat. Dikkat. Benim 3 sarı 2 mavi bir kırmızı bir periyot olsaydı. Bu periyot için ben 3, 5, bir daha 6 taş kullanıyorum. Peki acaba bu periyodu kaç kere yapmışım? Bunu bulmak için. Şimdi benim muhabbetim sarıyla başlayıp sarıyla başlayıp kırmızıyla bitiyor değil mi arkadaşlar? Sarıyla başlayıp kırmızıyla bitiyor. Serap zaten sayı kesildi problem diye konu altım diye bir şey yok. Örnek soru üzerinden gidiyoruz zaten. Yani konu altımı yap yani soru üzerinden yapılıyor problem kısmında. Anlatabildim mi bilmiyorum. Arkadaşlar benim bir periyodum altı taştan oluşuyor. Sarıyla başlayıp maviyle biter. Peki bakıyorum buraya. En baştan sayarsam. Üç sarı. Bakın şurası bir periyot. Sonra burası hocam bir periyot. içeride var. İçeride kaç tane periyot var bilmiyorum. En son şurası da bir periyot. Peki ben burada kaç periyot olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Diyorum ki en defa bu tekrarlanmış. En defa bu periyot tekrarlanmış. Diyorum ki en defa bu altılık periyot tekrarlanmış. Bu bir cepte. Bakın şimdi cepte. Sonra bir denklem vermiş. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı. Şimdi her bir periyotta Sarı taş kaç defa kullanılıyor? 3 defa. Her bir periyotta. Toplam burayı en defa tekrardım ama dışarıdaki sarılarla işim yok hocam. Benim işim içerideki sarılarla. Benim en defa bu soruyu kullandıysam ben. Üçerli olarak. Bir bunu salladım. Bakın bunu çıkardım. İki bunu çıkardım. Bir de bunu çıkardım. Üç. Demek ki ben bu en defadan 3 defa çıkaracağım ki içerideki sarıları bulayım. Çarpı 3 yaptığımda şu anda ben içeride kullandığım tüm sarıların sayısını buldum. Buraya kadar bir sorun var mı arkadaşlar? N-3 çarpı 3. Toplam en defa bu periyodu tekrarladım. 3 tanesini çıkarttığımda geri N-3 tane periyot kalmış oldu. Ve her birine 3 sarı kullandım. Sonra, sonra bu arkadaş diyor kutunun içindeki mavi taşların sayısından 2 fazla. O zaman kutunun içindeki mavi taşların sayısını buluyorum şimdi. Arkadaşlar yine en defa mavi taşı kullandım ben bu periyodu. ikili ikili. Bakıyorum dışarıda bir bu var çıkardım. Bir de bu var çıkardım. Yani en defa iki tanesini çıkardım. O zaman geriye en eksi iki defa mavi taş kullanmış oldum. Çarpı iki. Her, çünkü ikişer tane kullanıyordum. Bitmedi. Bu arkadaşımızın da iki fazlası diyor. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından iki fazla. Sohbet kısmında üç nokta var galiba tire var. Onu aşağı indirebiliyorsun diyebiliyorum Melike. Üç içeri de attım hocam. Üç çarpı enden. Üçen 3 çarpı eksi 3 eksi 9 eşittir. 2 çarpı n'den 2n, 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 2 oldu. 2n'i sol tarafa gönderdim. 3n'den 2n çıkartırsam n, eksi 9'u sağ tarafa gönderdim. Artı 9, eksi 4 artı 2. 9 eksi 4, 5. 5 artı 2'den de 7 olarak bulunmuş oldu. Demek 7 defa bu periyot tekrarlanmış. Bileklikte kullanılan toplam taş sayısını soruyor. E arkadaşlar 6 tane vardı her bir periyotta. E hocam 7 kere kullanılmış bu. O zaman 6 çarpı 7'den de toplam 42 taş kullanılmış oluyor. Burada galiba kimse çözemedi. Sohbet kısmında üstte zil işareti var. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çıkmış soru. Güzel evet. ÖSYM'in soru. Bak. Sabahtan beri niye yapıyoruz, niye yapıyoruz? Aslında o mantıkla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar edelim imkanımız var. Hızlı bir şekilde tekrar yapalım. Ama. Hızlı tekrar. Hızlı tekrar. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki soru. Soruyu okumayacağım. 3 sarı 2 mavi kırmızı. Bu bir periyot. Burada toplamda 6 taş kullanıyor. Yine 3 sarı 2 mavi bir kırmızı 6 taş. İçeride de var bunlarda ama kaç tane olduğunu bilmiyorum. En son dışarıda da 3 sarı 2 mavi bir kırmızı. Bakın 3 sarı 2 mavi bir kırmızı. Bu 6'lı periyodu tamamlıyor. Top, bu periyodu tamamlıyor. Toplam burada 6 tane taş kullanıyor. Burada sıkıntı yok. yürük ki ben. Şimdi sayı başlamış, kırmızı ile bitmiş. Sayı başlamış, kırmızı ile bitmiş. Sürekli bu periyodu tamamlamış. Ben diyorum burada toplamda bu takıda en defa bu periyodu tamamlasın. En defa, en defa periyodu tamamlasın. Güzel. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı. Kutunun içindeki diyor bakın dışarıdaki saymıyorum. Dikkat. Kutunun içindeki. Hocam dışarıda burada bir tane var. Üçlü. Bir tane üçlü burada var. Bir tane üçlü de burada var. Yani üç tanesi, üç tane üçlü, üç tane üçlü gitti. He, hocam en defa toplam burada periyot vardı. 3 periyodumu çıkardım ve her birisi için 3 taş kullanmıştım. 3 sayıyla çarptım. Şu anda benim burada bulduğum işlem sarı taşların içeride kalan sarı taşların toplamı. Eşittir. Şimdi içeride kalan mavi taşlara geliyorum. Bakın mavi taşlara. Hocam burada bir mavi taş kullanmış grup. Bir grup da burada kullanmış. En defa tekrar etmişti bunu. Demek ki n-2 defa n-2 defa mavi taşı gruplandırmış. Ve her birinde 2 tane mavi kullanmış. Ve toplamda da bu diyor. Sarı mavinin 2 fazlasını eşittir diyor. Mevzu şunu kurmakta. Bunu kurduktan sonra soru bitiyor zaten. 3'ü dağıttım. 3n-9 2'yi dağıttım. 2n-4 artı 2 2'yi sol tarafa gönderdim. n 9'u sağ tarafa gönderdim. 9-4 artı 2 5 artı 2'den 7 defa bu periyodu tamamlamışım ben. Her periyotta 6 taş kullanılmıştı. 6 çarpı 7'den de toplam 42 taş kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. Ders normalde bitti arkadaşlar ama ben size bir tane daha soru çözmek istiyorum. Bu da çıkmış soru. Bunu da çözeyim. Sonra bitirelim izninizle. Bu soruyu da çözüp bitirelim arkadaşlar. Tamam bu soruyu bitirelim. Yine çıkmış soru bu. Çıkmış soru bu arada bu. Yine güzel bir soru. Yine aynı denklem kurma sorusu. Sayı kesir sorusu. İki katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih, saat ve her bir kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlerde ait iki görünümü aşağıda verilmiştir. Bu grafiği okuyorum. Birinci ayın 6 2019 saat 10'da. 26 boş var burada. İkinci katta 6 boş var. 01-06-19 saat 22'de birinci katta 2 boş var. ikinci katta 9 boş var. Güzel cepte. Devam ediyorum. Bu otoparkta giriş yapan araçların tamamının park ettiği yani giriş yapan çıkmamış. Araç içeri girdiyse park etmiş. Ve ama çıkanlar var tabii. Ve verilen bu iki saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı ile otoparktan çıkış yapan araç sayısı toplamın 51 olduğu bilinmekte. Şimdi mantıken düşünüyorum. Diyorum ki x tane araç içeri girsin. x araç giriş yapsın. x araç çıkış yapsın. x araç giriş yaptı. x araç çıkış yapsın. Tamam. X aracımız bizim giriş yaptı. X aracımız da çıkış yapsın. Toplam girişle çıkışın toplamı 51'miş. Yani diyor ki X artı Y giren araç sayısı artı çıkan araç sayısı eşittir 51'e. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı var mı? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu zaten yazılabilecek denklem. Bu kolay kısmı, bu rahat kısmı. İkinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamaya. Bir saat olacak. Bir sonra, evet. İkinci aşamaya geçiyoruz. <laughs> Şimdi birinci katta 26 tane boşum vardı benim. Birinci katta 26 boşum vardı. Bakın 10'dan 12'ye kadar. Toplamda 12 saat sonra. Kaç boşum kaldı? 2 boşum. Demek ki hocam 26 boştan 2 boşa kadar düşmüşse toplam buraya 24 araç artmış. Giriş yapmış. Yani gelen yeni araç giden araçtan 24 fazla. Doğru mudur? Genel araç giden araçtan 24 fazla. Çünkü boş sayısı 26'dan 22'ye inmiş. İkinci kısma geliyorum. Boş sayısı 6'ydı. Boş sayısı 9'a çıkmış. Demek ki hocam burada da giden araç gelen araçtan 3 fazla. Yani 3 araç daha fazla çıkış yapmış. E toplamda totalde 24 araç giriş yapıp 3 araç çıkış yapmışsa demek ki burada 21 araç giriş yapmış oluyor totalde. Bu ne anlama geliyor? Giden gelen araç sayısı tekrar anlatıyorum. Tekrar dikkat. Aşama aşama. Aşama aşama sorayım anlarsanız artı. Hani anladığınız bir artı yazınız. Uzunluğu uzun yazmanıza gerek Şimdi elimizde iki katlı bir otopark var. Girişinde bulunan tarih, saat ve her bir kattaki boş olan park yeri sayısını bana buradaki tablo veriyor. Tamam farklı iki saat vermiş. Demiş ki tarih demiş 6. ayın 1'e 2019 saat 10'da de demiş 1. katta 26 tane boş var. 2. katta 6 tane boş varmış. Sonra saat 10'da yani 10'dan akşam 10'a kadar 12 saat sonra boş sayısı 2'ye inmiş. Boş sayısı 9'a çıkmış. Bu soruyu anlatıyor bana. Devam ediyorum. Bu otoparkta giriş yapan araçların tamamının park ettiği yani giriş yapan çıkmıyor. Ekstra otoparkta olanlar dışarı çıkacak. Bu otoparka gelenler de var gidenler de var. Ve demiş ki otoparka giriş yapan araç sayısı ile çıkış yapan araç sayısının toplamı 51. Diyorum ki ben diyorum ki ben bu 12 saat aralıkta bu otoparka X araç giriş yapsın. X araç giriş yapsın. E diyorum ki bu otoparktan Y araç çıkış yapsın. X araç giriş yapsın. Y araç çıkış yapsın. E giriş ve çıkış yapan toplam araç sayısı 51 ise. Bu ne anlama geliyor? X y eşittir 51. Bu bizim bulduğumuz ilk denklem. Şimdi ikinci denklemi de tabelaya bakarak yapacağım. Tabelaya. İkinci denklemi tabelaya bakacağım. Tabelaya, tabelaya. Tabelaya baktığımızda boş birinci katta 26 boşum vardı. Birinci katta 26 boşum. Ayırmayacağım bu sefer. Tek de yapacağım. İkinci katta 6 boşum vardı. Tamam. 26. Burada 26 boşum vardı. Hayır hayır yapalım. Birinci kata geliyorum. Bak şimdi. 26 tane araç paket edecek. 1, 2, 3, 3, bla 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 bla. 26 tane araç park edecek yer var. Yazardık Ayşe yazardık. Sorun değil. 51 eksi x de yazardık. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Onu da yapabilirdik. Onu da yapabilirdik. Daha rahat anlayın diye böyle yaptım bu sefer. birinci katta 26 boştan kaç boşa düştü? 2 boşa. Demek ki geriye kalan 24 yere araç gelmiş oldu değil mi? Totalde, totalde 24 araçlık bir artış olmuş oldu otoparkta. Buraya kadar bir sorun var mı? Boş yerim 26'dan 2'ye düştüğüne göre demek ki 24 araçlık bir artış oldu. Bu artışı giren sayısı çıkan sayısından 24 fazla olduğu gibi düşünebilirsiniz. Giren sayısı çıkan sayısından 24 fazla oldu. Bu birinci kısım. Bu birinci kat. Bu birinci katta. İkinci kata geliyorum şimdi. İkinci katta da. İkinci katta 6 tane boşluğum vardı. İkinci katta 6 tane boşluk vardı. Boşluk sayısı 9'a çıktı. Demek ki burada daha çok araç gitmiş. Eksi 3 araç. Harika. Burada da bakın totalde 24 araç gelmiş diyorum buraya. Totalde burada 3 araç gitmiş diyorum. Totalde. Tamam. Yani giden sayısı gelen sayısından fazla. E, totalde 24 araç gelip 3 araç gittiyse demek ki burada burada 24 eksi 3'ten demek ki 21 araçlık bir artış var. Araçlık bir artış var. Yani daha çok gelmiş. O zaman hocam gelenle gidenin toplamı 51 ise demek ki gelenle gidenin farkı da bu 21 araçlık farkı verir bana. Buraya kadar bir sorun var mı? Hadi bakalım. Gelenle gidenin toplamı 51 ise gelenle gidenin farkı da bana bu 21 araçlık farkı vermek zorunda kalır. E hocam iki denklem iki bilinmeyen. Ben bu ikisini taraf tarafa toplasam. Toplasam. Artıya eksiye götürdü. X, x daha 2x eşittir. 51, 71, bir daha 72. 2x'imiz 72'ye, x'imiz de 36'ya eşit olmuş oldu. Bizden ne istiyor soru? Bu iki saat arasında, yani bu iki saat aralığında, bu 12 saatlik aralıkta otoparka giriş yapan aracı soruyor. Giriş yapan araç x'ti, x 36'ydı ve sorumuzun cevabı da bu şekilde 36 yani Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar diyelim ve burada durabiliriz diyoruz. Arkadaşlar sistemi gördünüz. Bu şekilde ilerliyor derslerimiz. TET, matematik, geometri ve AYT derslerine ben giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde derslerimiz sizin sorularınızla. 2x nereden geldi? Taraf tarafa topladım bunları. Şu iki denklemi taraf tarafa topladım. Canlı yayınlar kayıt haline kalıyor. Doğrudur. AYT henüz başlamadık. Geometri üçgenleri bitirdik. Geriye dönük Sadece matematikleri değil arkadaşlar. Tüm dersler var. Yani bölümünüze göre sayısı olan tüm dersler. Fen. Sözeller de var hatta. Diğer derslerin tümü kayıt oluyor. Şu an hala sistemde kayıtlı. aYT matematik en kısa zamanda başlayacağız arkadaşlar. En kısa zamanda haberiniz olsun. İş sistemimiz bu şekilde ilerliyor. Çok güzel bir ders hocam. Tekrar program kampı olacak mı? Sanmıyorum. Sanmıyorum ama başka belki AYT için bir kamp yapabiliriz. Tabi tabii bu sayı kesir arkadaşlar. Bakın size göstereyim dersleri notları göstereyim. Bu sayı sayı kesir kısmı. Böyle devam ediyor. Şöyle birazdan geri alayım. Bu PDF'in zaten sistemde olacak kayıt olursanız zaten. Bu sayı kesir kısmı. Sonra daha uzun tabi burası bitmiyor. Sayı kesir bu kadar kolay değil. Burası kesir kısmı. Notlar devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Sonra atladım. Yaş kısmına. Yaş kısmına geçiyoruz. Sonra karışım. Yani tüm problemler var. Hepsini çıkmış sonra destekliyoruz. Öbür ders ne zaman hocam? Öbür ders dediğin yani sistemde bizim yaptığımız dersleri söyleyeyim. Ben e, kayıt olan için atayalım yine yardımcı olalım. TET derslerini ben pazartesi günü yapıyorum. 8'den 11'e kadar. Akşam 8'den. Geometri dersleri pazar günü oluyor. Yok 7'den. TET 7'den 11'e kadar. Özür diliyorum. E, geometri derslerimiz akşam 8'den 11'e kadar oluyor pazar günleri. Dilruba bu soruya cevap vermiş ama tekrar cevap vereyim. Problemlerde konu diye bir şey yok. Konu diye şöyle var, sayı kesir konu anlatımı var. İşte yaş problemi konu anlatımı var. Yasemin balı fiyatını ben tam olarak bilmiyorum ama Muhammed Bey onunla ilgili bir bilgi link verebilirsiniz. Hayır ücretsiz değil bundan sonrası için. Ücretsiz değil. %10'luk indirim oluyor. Yani ben size burada denklem kurmayı öğreteceğim. Sayı kesiri hangi tarzda yaklaşmanız gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Yaş hangi tarzda yaklaşmanız gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Karışım problemlerine hangi tarzda yaklaşmanız gerektiğini öğretmeye çalışacağım. Benim buradaki görevim sizlere bunları gösterip bilmeyen soru veya anlattığımız konuyla sisteme kayıtlı olmak da mücretli. Büyük bir ihtimal evet. Hocam ayta programı var mı hocam? program ne zaman ne ile ilgili? AYT henüz başlamadı ama sistem belli yani. Dörder saatlik dersler halinde 16 bakayım kaç ders. Muhammed Bey AYT matematik toplam kaç saat oluyordu? Bilgi var mı acaba? Verebilir misiniz? Bu neden ücretsiz oldu? Sistemi göstermek istedi e, kurucular. Bir de sizlere bunları sunmak istiyoruz. Bir de laptop matematik koduyla gelirseniz onu şöyle yazayım. Yazamıyorum çünkü burası dondu. Laptop matematik koduyla Yüzde %10'luk bir indirim oluyor. Laptop matematik. Şu an ekranı kullanamıyorum ben. Dondu burası. Lab 2 matematik 1. Hocam daha denklemlerin tam sayı bölümündeyiz. Çok çalışmalıyım. Evet ama 9'da çok mu sıkmalıyım? Ya sıkmak değil 9 ve 10'u zaten yerinde öğrendiğin zaman TRT'ye etmiş oluyorsun. Linkten direkt indirim alabilirler hocam. Tamamdır teşekkür ederim. Özel indirim linkini de tamamlamışlar zaten. Bakın şu kontajan ücretli sistemde. detaylar. Arkadaşlar detaylı sorabilirsiniz her şeyi. WhatsApp grupları, grubu da var galiba. Görüyorsunuz ekrandan. Evet dersten sonra ücretli olacak. Fiyat yanlış hatırlamıyorsam 6 bin küsür oluyordu arkadaşlar. Link üzerinden görebilirsiniz zaten. 6 bin küsürlük bir fiyatı var herhalde. %10'luk bir indirimle 5400'e falan denk gelebiliyor. Arkadaşlar. Dediğim gibi tüm dersleri alabiliyorsunuz buradan. Tüm dersleri alabiliyorsunuz buradan. Başka sormak istedim. Hocam kaç saat totalde ders saati? Ya TYT 80 saatti galiba. AYT'de büyük ihtimal 80 saattir. Fiyat ben belirlemiyorum arkadaşlar. Ya ben sadece burada öğretmenlik yapıyorum. Ben çalışanım burada. Evet arkadaşlar. E sadece ayet matematik istiyorum demek gibi bir seçeneğimiz var mı? Hmm, Muhammed Bey sadece ayet matematik dersine girebilme gibi bir seçenek var mı? Teşekkür ederim Ceren. Sağ olasın. Senin öğretmenler günü kutlu olsun diyeceğim. <laughs> Öğretmen bizim <misin> bilmiyorum. <laughs> Bu soruların sonu gelmez isteyene linkten sorusunu hocam. Doğrudur Mahmet Bey, doğrudur. Arkadaşlar yani WhatsApp grupları var görüyorsunuz sistemin. WhatsApp gruplarına sorabilirsiniz. Tüm bilgileri oradan alabilirsiniz. Telegram grupları var. Efendim arayıp konuşup sorabiliyorsunuz. Yani her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizden bu akşamlık af diliyorum. Umarım derslerimize katılırsınız. Güzel geçiyor derslerimiz. Eğlenceli geçiyor. Yavaş yavaş sağlam bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Buraya katılmak için giriş yaptık. Yok, yok buraya. Niye ücret alınsın ki? Yani Tekrarı olur arkadaşlar. AYT içinde bir ders yaparız yine ileride. Merak etmeyin. AYT içinde bir ders yaparız. AYT başlayacağımız zaman duyurusunu yaparız yani. WhatsApp hattımızdan tüm bilgiler alabilirsiniz. Doğrudur arkadaşlar. Her şeyi teşekkür ederiz. Gününüz kutlu olsun. ekranın iyi günler. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Ders olur daha sonra. Evet. AYT için bir ders daha yaparız. Bir tanım dersi daha yaparız sonra merak etmeyin arkadaşlar sevdiyseniz tamamdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır diyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.